Merhabalar canım arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün bizi böyle günden güne fark etmeden incecik çıtı pıtı biri yapacak, biri haline getirecek muhteşem bir çay tarifim var. Bu her gün kullandığımız siyah çayı doğru oranlarda bir karışım yaparak inanılmaz güzel zayıflatıcı bir hale getireceğiz arkadaşlar. Böylece e, hiç farkına varmadan gerçekten gün be gün inceldiğimizi göreceğiz. Çayımızın yapımı gerçekten çok ama çok basit kıymetli arkadaşlarım. Videolarımızın daha çok kişiye ulaşması ve daha çok insanın hayatına dokunup mutluluk verebilmesi için lütfen videoları beğenerek ve yorumlar kısmında bana görüşlerinizi yazarak bana destek olmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet bugün Gerçekten zayıflamada e, çığır açacak bir tarif bu. Çok ama çok basit ancak inanılmaz etkilere sahip. E, şöyle dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi fark etmeden inceleyeceksiniz arkadaşlar. Zencefil kullanacağız bugünkü tarifimizde. Bu toz zencefil de olur. Biliyorum aşağıda çok sayıda soracaksınız bunu. Arkadaşlar elinizde kök taze zencefil yoksa bütün kürler içinde de geçerli olmak üzere her zaman toz zencefil zencefil de kullanabilirsiniz. Zencefilin müthiş yağ yaktırma özelliğinden faydalanacağız. Şimdi elimizde tarçın var. Tarçın vücudu arındırıyor. Çünkü tarçın inanılmaz güzel bir antioksidan. Kan şekerini dengeliyor. Kilo vermeyi de inanılmaz hızlandırıyor arkadaşlar. Aynı zamanda hazımsızlıkla da mücadele etmesi için tarçının yanına bir de limon ekleyeceğiz. Böylelikle de kabızlık sorunundan kurtularak hızla kilo vermeye Tarçınlı çay bizi nasıl zayıflatacak? Tarçınlı çay kandaki kötü kolesterolde aynı zamanda dengeleyecek. Sindirim sistemini düzenleyerek aynı zamanda metabolizmanın doğal bir şekilde hızlanmasını sağlayıp bize bir güzel yağ yaktıracak arkadaşlar. Kan şekeri seviyesini düşürdüğü için e, tüm metabolizmanın da insülin seviyesini aynı zamanda azaltacak. Yani insülin direnci sebebiyle kilo veremeyen arkadaşlarım için bu tarif biçilmiş kaftan olacak arkadaşlarım ee, yağlanmanın ciddi derecede önüne geçecek bir tarif veriyorum şu anda sizlere tarçınlı çay e, aynı zamanda e, kandaki kolesterol ve trigliserit yani yağ seviyelerinde ayarlayacak kan akışını çok normal şekilde dengeleyecek ve metabolizmayı da cayır cayır hızlandıracak arkadaşlar. E, bütün bunlar varken bize de dengeli ve doğru beslenmek düşüyor. Bakın çayıma hiçbir müdahale yapmadım neredeyse. Her gün soframdaki çayıma Hemen içine azıcık tarçın ekleyeceğim. Bakın ne olur. Bu tarçın miktarını abartmayın canım arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım var. Bana mesajlarda yazıyorlar ya da bazı çok özür dileyerek sizlerden söylemek istiyorum. Abuk subuk video çeken YouTuber arkadaşlarım var. Yani içerisine neredeyse tonlarca yani abartıyorum burada ama bir tatlı kaşığı bu kadar bir bardağa tarçın koyanları görüyorum. Çok üzülüyorum arkadaşlarım. Böbreklerinizi ve karaciğerinizi yorarsınız. Aşırı derece tarçın tüketimi yarar yerine zarar verir. O yüzden lütfen ama lütfen dikkat edin. Aynı zamanda şimdi burada eğer toz tarçın kullanacaksak yine kaşığımızın ucuyla azıcık bir pardon toz zencefil kullanacaksak yine azıcık bir toz zencefil kullanıyoruz. Tarçın miktarı en fazla silme bir çay kaşığı olabilir. Bakın, dediğim gibi bir tatlı kaşığı büyük büyük oranlarda tarçın size çok zarar verir. Çünkü tarçının içerisinde bulunan kumarin maddesi böbreklerde ve karaciğerde tahribata sebep olarak size maalesef yorgunluk verir. Maalesef idrar sıkıntıları yaşarsınız. Yani bunu yapmayın. Çok az kullanın arkadaşlar. Bir de şimdi en önemli özelliğini söylemeyi unuttum. Tarçınlı çay sizin açlık ve tatlı ihtiyacınızı anında bastırıyor arkadaşlar. Baktınız ki şöyle çok acıkmaya başladınız. Böyle e, aklınızda dolaptaki yiyecekler, diyeti bozma düşünceleri geçişiyor, uçuşuyor. Hemen tarçınlı çayınızı yapın arkadaşlar. Çayınızı demleyin. Bir güzel içerisine tarçınınızı, limonunuzu ve zencefilinizi ilave ederek için. Bakın ne kadar Çabuk bir şekilde o açlık, o tatlı ihtiyacının, hissinin, tatlı krizinin anında gittiğini göreceksiniz arkadaşlarım. Şimdi böyle bir bardak için şunu da söylemek istiyorum. Ee, şimdi koydunuz, bir güzel tarçınızı koydunuz, limonunuzu, zencefinizi koydunuz, bir bardak içtiniz benim gibi çay seven bir insansanız mutlaka bir bardak daha içmek isteyeceksiniz. O zaman içindeki limon ve zencefile hiç dokunmuyoruz. Sadece içerisine normal yine demliğimizden çayımızı bardağa alıyoruz. Sadece tarçın ekliyoruz. Yani zencefil ve limon dilimi içerisinde kalıyor birkaç bardak boyunca. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ama tabii toz zencefil attıysanız ikinci bardakta Tekrar yine toz zencefilinizi az bir miktarda ilave etmeyi unutmayın. Benim anlatacaklarım bu kadar. E, hayatınıza anlam katması dileğimle canım arkadaşlarım videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videonun sonunda size facebook motivasyon grubumuzda ve instagramda bana atılan başarı hikayelerini paylaşacağım. Onları izleyerek okuyarak sizlerde motivasyonunuzu en yüksek seviyelere çıkarabilirsiniz. Evet canım arkadaşlarım bu bölümde de sizlerle Seher Akgül YouTube sayfasında, Instagram sayfasında ve yeni yeni kurulmuş olan Facebook motivasyon grubumuzda şimdiye kadar bana iletilen mesajların sadece Küçücük bir bölümünü görüyorsunuz. Bunların tamamı gerçek başarı hikayeleri arkadaşlar. O yüzden e, şimdi şöyle oturup da böyle e, üzgün bir şekilde çaresiz bir şekilde ne yapacağını bilmez bir şekilde e, dertleniyorsanız nereden başlayacağım nasıl başaracağım? Ya yine başarısız olursam gibi bir takım sorular aklınızdan geçiyorsa bu başarı hikayelerini lütfen e, izleyin defalarca hatta izleyin kendinizi beyninizi kafa olarak e, diyet yapmaya zayıflamaya adapte olmaya tam kararlı bir şekilde Fikirlerinizi oturtmak açısından size çok yardımcı olacak bu motivasyon paylaşımı. Sadece 2 dakikalık kısacık bir slide gösterisi burada sizin için yapmak istedim. Şimdi videonun bundan sonraki bölümünde isterseniz benim sesimi kapatıp bir güzel bunları sakin sakin okuyabilirsiniz arkadaşlar aynı zamanda e, facebook motivasyon grubumuza sizler de gelebilir orada sizin gibi diyet yapan arkadaşlarla tanışabilir ve e, motivasyonunuzu hiç düşürmeden diyetlerinize sadık kalmayı bu grup sayesinde başarabilirsiniz bunu özellikle e, işte diyete başlayıp 3 gün sonra bırakan e, bırakmak zorunda kalan iradesini bir türlü diyete adapte edemeyen arkadaşlarıma söylemek istiyorum facebookta beni seher akgül kürleri ile evde beda hava güzellik grubunda bulabilir. Instagram'da yine Seher Akgül yazarak benim kişisel ve resmi sayfama ulaşabilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Ee, karar verin, bu yola çıkın ve şu kilo olayını artık halledin. Misler gibi yaşantınıza devam edin canım arkadaşlarım.